Bu videomda sizlere bulaşık makinesi nasıl uzun ömürlü olur sırlarından bahsedeceğim. Aslında sır değil, her yerde yazıyor. Fakat çoğu kimse dikkat etmediği için sır olarak kalıyorlar. Başlıyoruz. 1. Her yıkama sonrası filtre temizliği yapmak. Filtre burası. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ve çok kolay bir şekilde takılıyor. Normalde önerilen makine üreticilerinin söylediği her yıkama sonrası filtre temizliği. 2. Pervane temizliği. Bu da aynı şekilde. Bakın ne kadar kolay çıktı. Yıkama bitince bunları yerinden çıkararak temizliğini yapmanız lazım. Ve gördüğünüz gibi takması da bir o kadar kolay. Parlatıcı ve tuz kullanımı, aynı zamanda bunların ayarlarını doğru yapmak. Bakın tuz haznemiz burada. Parlatıcı haznemiz ise bu kısımda. Buralara koyduğumuz tuzu ve parlatıcıyı öylece bırakıp gitmiyoruz. Bunun bir de ayarı var. Kanalımızda nasıl yapıldığını gösterdiğimiz videomuz mevcut. Bana soruyorlar, parlatıcı ayarını kaç yapmalıyım? Tuz ayarını kaç yapmalıyım? Böyle bir standart sabit değer olsa bütün makineler aynı değerde üretilir ve satışa çıkarılır. Yani böyle bir ayar olmaz. Ayar olmasının sebebi sizin bulunduğunuz ildeki şebeke suyunun farklı sertlik derecesine sahip olması. Bundan dolayı da her ayar her bölgede doğrudur manasına gelmez. Bazı yerlerde tabii ki çok unique diyeyim buna veya Ütopya diyeyim zor. Su çok yumuşak. Yani ayara bile gerek yok, tuza bile gerek yok. Oralarda en düşük ayarda kullanılır. Bulaşık makinemizin İç kısmına aldığı su şebeke suyundan karşılanıyor. Bunu biliyorsunuz. Şebeke suyu hortumu kanalıyla su makinemizin içerisine doluyor. Bu hortumun makineye takılı olduğu yerde bir filtremiz var. Ufak bir filtre. Ben ona Zodiac filtresi diyorum. O filtreyi ayda bir suyunuza bağlı, 2 ayda bir, bazı yerlerde 6 ayda bir kontrol etmek lazım. Ben genelde 3 ayda bir açıyorum. Filtre kısmında toz, toprak, kum birikmesi oluyor. Ve bu makinenizin içerisine suyun daha az girmesine, zorlanmaya, işte o suyu çeken ventil, elektrikli musluk, artık ne varsa buralarda arızaya yol açıyor. O filtreyi de temizleyin belli aralıklarla. Filtre dışarıda piyasada satılan bir şey değil. Tamircilerde çıkma bulabilirsiniz. Çıkarken dikkat edin, kırılırsa yenisini bulmak için tamirci gezmeniz gerekebilir. Videomuzun konusu ne? Bulaşık makinem daha uzun ömürlü nasıl olur? İşte bununla ilgili de çok önemli bir detay. Bunu çok görüyorum ben. Bulaşık makinesi çalışırken kapağını aniden açıyoruz. Yıkıyor mu acaba? Ne olaylar dönüyor içeride? Diyerek açıyoruz ya da bir şey koymamız lazım. Kaşık dışarıda kalmış, içine atmamız lazım. Ya da meraklandık, makine durdu, çat kapağı açıyoruz. Bu da makineye zarar veriyor. Çünkü çalışan bir sistem bir anda kesiyor kendini. Emniyet sistemi var kilitte. Bir anda kapatıyor. Çünkü makine açıldı. Ve pervaneler, her şey duruyor. Siz tekrar kapattığınızda çalışmaya devam ediyor. Bu çok yanlış bir şey. Yapmamaya çalışın. Çoğu kişi yapıyor biliyorum. Bu makinenizin kullanım ömrünü kısaltan bir şey. Yine bu kapakla ilgili bir durum. Mesela makineniz yıkamayı yaptı. Yıkama işlemi bitti. Bittikten sonra makinenin kapağını açın. Bu şekilde. Zaten bitti yazısı çıkıyor. Açtıktan sonra makine bu şekilde beklesin. Hem makineniz kötü kokmaz. Bakın, kötü kokunun bir sebebi de bu işlemin yapılmaması. Hatta yeni makinelerde buraya amortisörlü bir sistem koymuşlar. Kendisi açıyor kapağı. Bekliyor. Ancak çok pahalı tabii o makineler. Bu yapılması gereken bir işlem. Şu olabilir. Dışarı çıkmanız gerekiyordur. Makineyi yıkama halinde bırakmışsınızdır. Fakat geciktiniz. Bir kerelik olabilir. Bunu alışkanlık haline getirmek, yani kapağı açmamak, makinenizde kötü kokuya yol açar ve bulaşıklarınızın iyi yıkanmamasına yol açar. Aynı zamanda da içeride nemli bir ortam sürekli durduğu için sepet kısımlarında su kaynaklı, nem kaynaklı paslanma ve sıkıntılı durumlara yol açar. 15-20 gün, 1 ay makine kullanılmayacak. Böyle durumlarda makinenin bakımını, temizliğini yaparak, içerisinde tuz, parlatıcı bırakmamaya çalışarak, yine bununla ilgili videolarımız var, bakın oradan. Makineyi mümkün olduğunca ilk alınmış haline getirerek bırakmak makinenizin ömrünü uzatır. Ancak sen içeride tuzu bıraktın, içinde su yok, su bitti,
Tuz katılaştı, sertleşti. Tuz haznesinin bozulmasına yol açar. Yine bulaşıklarla bıraktın içeride, nemli bıraktın, iç kısımda paslanmaya, değişik deformasyonlara yol açar. Makinenizin ömrünü kısaltan bir diğer hata da bu makinelerin üstüne set üstü ocak koyarak kullanmak. Çok var evet bu konuda şikayet. İşte mesaj atılıyor bize hesabımızdan, Instagram hesabımızdan. Makinemin diyor boyası attı, işte şu kısmında pas oldu, burada bilmem ne oldu, işte yağ lekesi oldu, eskisi gibi çalışmıyor, üst kasa yamuldu. Evet eskiden annelerimiz, babalarımız makinelerin üzerine set üstü ocak koyuyorlardı, kullanıyorlardı. Biraz daha her şey daha kaliteliydi. Şimdi bunun üzerine ısıyla çalışan, sıcakla çalışan, gazla çalışan, ateşle çalışan bir cihaz koyduğunuzda sürekli ısıyı yayıyor ve alta veriyor. Çok kaliteli bir set üstü ocak değilse ve yalıtım iyi yapılmadıysa daha çok ısı veriyor. Çok kaliteli olması da önemli değil. Onun da bir zararı oluyor ve buradaki boyayı kaldırıyor. Kaldırınca kabarmalar oluşuyor ve boya atmalar oluşuyor. Sonrası pas. Çünkü makine suyla çalışıyor. Yıkama işlemini suyla yapıyor. Yani set üstü ocakları bulaşık makinelerimizin üstüne koymayın. O şekilde kullanmayın. Makineniz buna dikkat ederseniz daha uzun ömürlü olur. Bir diğer mevzu da benim en nefret ettiğim konu. İnternet ortamında like için çekilmiş her videoyu izleyip uygulamak. Ya o kadar toksik içerik var ki gördükçe sinirlerim bozuluyor. Biz bunları YouTube kanalımızda birçok içerikle anlattık. Ancak o videolar gibi kitleye erişmiyor. O toksik içerik kitle tarafından seviliyor, beğeniliyor. Fakat onların yanlış olduğunu gösterdiğimiz bizim içeriğimiz kitle tarafından yeterince beğenilmiyor. Hayat bu hale geldi. Yanlış sevilen, tutulan oldu. Doğru ise hor görülen, istenmeyen oldu. Bir tane kullanıcı videomun altına şöyle bir yorum yazmıştı. Hiç unutmam. Davar. Evet, davar yazmıştı. Yediğimiz hakaretlerin haddi hesabı yok. Yani davar yazmak için insan nasıl bir psikolojiye sahip olması gerek bilmiyorum. Sonrasında bir şeyler söyledi ancak hiçbir özür bu sözü affettirmez. Videoları izlerken temizlik videolarını bilirsiniz o tipleri görürsünüz yani baktığınızda ne için içerik çektiğini, maksadının ne olduğunu, takipçi like mı olduğunu anlarsınız. O can canlı, şaşalı, gösterişli bir videodur o. Size bunu gösterir. O tarz videoları kendi akıl süzgecinizden geçirmeden uygulamayın. Sorun, soruşturun, düşünün, taşının, makinenin kullanma kılavuzunu okuyun, ondan sonra uygulayın. Mesela örnek vereyim benim çektiğim videolarla ilgili. Bulaşık makinesinin önüne bu kapak kısmına havlu koyarak işte bulaşıkların iddia etmek, çaydanlıktan deterjan gözüne su dökmek, sıcak su dökmek, deterjanı ikiye bölmek, çamaşır makinesi deterjanı kullanmak, tam tersini çamaşır makinesinde bulaşık makinesi deterjanı kullanmak, iki ya da daha fazla kimyasalla bulaşık makinesini temizlemek. Örnek veriyorum, daha bir sürü var. Say say bitmez. Makinenin ömrünü kısaltan bir diğer sebep ise bulaşık makinemize bulaşıkları yüklerken aşırı yük yüklemek. Yani ben ileride eminim çıkacağından, belki çıktı. Bulaşık makinesi sepet yük kontrol sistemi, böyle bir sistem çıkabilir. Yani buraya çok ağır bulaşıkları koyuyorlar, sepet yamuluyor. Ağzı gözü yamuluyor. Bunun da taşıyabileceği bir ağırlık var. Fazla yük koyarak pervanelerin dönmesi de engelleniyor. Yanlış dizmeye bağlı olarak alt sepet, üst sepet pervaneleri dönmüyor. Bulaşıklar iyi yıkanmıyor. Sepet çiziliyor. Pasta ilgili bir videomuz var. Orada da anlattık. Yani yükten dolayı bu kısımlar çiziliyor, boya atıyor ve pas sorununa yol açıyor. Bu da makinenizin ömrünü kısaltır. Bulaşık makinenizin ömrünü kısaltan bir diğer yanlış da makineye ıslak elle dokunmak. Artık iyice dijitalleşti makinelerimiz. Elimizi yıkıyoruz mutfakta, banyoda, başka bir yerde. Ellerimiz ıslak ya da çoluğumuz çocuğumuz var. Tuşlara tık 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 basıyoruz, çalıştırmaya çalışıyoruz ıslak elimizde. Sonra bize soru olarak dönüyorum. Makinemin tuşuna basıyorum, bir şey yapmıyor. Ya da makinemin ekranında sürekli işte 3-2-1 yazıyor. Neden? Tuş basılı kalmış nemden dolayı. O içerideki oksitlenme artıyor. Panel komple gidiyor. Ya söküp temizlemek lazım ya da paneli komple gittiyse değiştirmek lazım. Masrafı çok büyük. Ancak el kurulamak yani bir peçeteyle çok kolay. Makinenin ömründe bence etki eden en önemli hususlardan birisi.
Sonlara doğru yaklaşıyoruz makinenin ömrünü kısaltan yanlış kullanımları anlattığımız bu videoda. Program seçimini yanlış yapmak. Çok yük koymuşsun, aşırı yük var, içerisi ağzına kadar dolu, miniyi seçmişsin. Ya da hızlı 58'i seçmişsin. Bulaşıklar aşırı yağlı, aşırı pis, bunlarda yıkama yapıyorsun. Bu da yanlış. Bu da makinenin ömrünü kısaltır. Tam tersi Eco 50'de veya Yoğun 70'te çok az bulaşık koymak. Bakın her şey sistemli, bir mantığı var. Çok bulaşık varken makine çok su alır, çok ısıtır, çok yıkar. Tersini yaptığınızda içerisi boş işte, bulaşık falan az diyelim. Duvarları yıkayacak, makinenin kendi iç duvarlarını yıkayacak saatlerce. Bu da makinenin ömrünü kısaltır. Normalde mesela hızlı da yıkaman gerekiyor. En yoğun programı atmışsın. Ne oldu? Yoğun programların ve çok yüksek sıcaklıkta yıkama yapan programların makinenin çalışmasında ömür kısaltıcı bir etken olmasından dolayı makinenin ömrünü kısalttın. Son olarak en önemlisi bence makinenin yanında gelen kullanma kılavuzunu okumamamız. Bence çok büyük bir hata. Çünkü burada dikkat edeceğiniz çoğu şey yazıyor. Detaylı anlatılmış. Neye yol açıyor? Filtreyi sökeceksin, yanlış söküyorsun. Tuz dökeceksin, tuz kapağını açamıyorsun. Yanlış tarafa çevirmeye çalışıyorsun. Parlatıcı ayarı yanlış yapılmış. Pervaneleri sökerken yanlış söküyorsun. Ne oluyor? Her bilinçsiz davranış makinenin ömrünü parça parça ve bütün olarak kısaltıyor. Çok kalın kaba kitaplar değil bunlar. Çok inceler, sayfalar da az. Çoğu resim zaten. Bunları okuyalım. Buna da dikkat edersek makinemiz uzun ömürlü olur. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.